Şirkte bir diyalog kurmak istiyorum Cem. Şeyden başlayayım bir kere e, eşine selam. Hıdıaparla e, ilgili Ak Parti'nin planı ne? Yani 0.3 batman bunu, vesaire. Hayır, burada... Bir de MHP ne diyor? Sen konuşmuş oluruydun. Muhalefetin şey, ben bunu tabii bu sizin yani sen de çok yapıyorsun. Böyle geri Hüdapar'ı böyle çok önemli veya HDP'nin denge gibi gösteriliyor ama öyle değil. HDP Hüdapar 2018'de de Ak Parti işbirliği yaptı ve 158 bin oy aldı. Zekeriya Yapıcıoğlu'nun ya da Hüdaparlar'ın kalkıp bana milletvekili verin, ben listelerden gireyim, 10 tane vekil Öyle bir derdi yok ki Erdoğan'ı destekliyor. 150 bin oy. Batman'dan oy alıyor. Biraz Urfa'dan oy alıyor. Çok az Diyarbakır'dan alıyor. Erdem diyor ki bugün Türkiye Gazetesi'nin manşeti Türkiye'ye karşı Hüdapar'dı. Ee, yani Cem Bey'in de çalıştığı... Vay, o manşet gazeteli. öyle değil. O tam öyle değil ama HDP'ye karşı bütün siyasi parti liderleriyle şöyle, görüşmüş Cem Bey. Yani Türkiye celladı adına temsil olmaz diye bir başlıktı o. Onun alakalı bir şeydi. Biraz eksik okumuş kana. İçeriği okumamış en azından. Okumuştur Şimdi ya. şunu Erden söyleyeyim. E, HDP yani Hüdaparla HDP aynı değil. HDP Hüdapar Türkiye'de siyasetin gidişatını değiştirecek bir parti değil. 157 bin oyu var eskiden olan bir yapı bu. Onlar da oyunu muhtemelen Erdoğan'a veriyorlar. Hep öyleydi. 2018'de de yaptılar bunu, 2015'te de verdiler. Dolayısıyla yeni bir şey değil. Hüdapar eğer PKK'yı desteklese veya bugün Hizbullah diye bir örgüt olsa, asker polis şehit etse, onu desteklese zaten linç ya yani herkesin eleştiri yer, linçer. Öyle bir şey yok. Yani eski Hizbullah dediğinizde eski devletin içerisindeki bir takım odakların aynen Jitem gibi kullandığı o Toroslar ve benzeri bir yapıydı. Onun Hüdapar'la o terör yapısının bir alakası yok. O ayrı bir şey, bu ayrı bir şey. Bugün bir terör örgütü olsa Hizbullah diye Türkiye içinde birilerini asker polisimizi şehit etse ona bir tepki veririz o zaman. Zaten onu ne Erdoğan alır ne MHP alır ne de İYİP ve Büyük Birlik Partisi yanına sokar. Ama HDP PKK'nın sözcüsü. HDP dediğiniz Parti Kandil'den talimat alan, Selahattin Demirtaş dediğiniz 6-7 Eylül olaylarının talimatını verendir. Semra Güzel. işte 2016'da dağda 2018'e gönderiyorlar. Teröristler resmi çıkıyor. Figen daha bir sırtımızı YPG'ye yasladık diyor. Biz PKK'nın siyasi kanadıyız diyor. Bunun gibi binlerce açıklama bulunabilir. Kapatma davası var. Yani ile Hizbullah arasında böyle bir bağlantı kurulamaz. Yok canım ne alakası var. Hizbullah dediğiniz eskiden Devletin içerisinde birilerinin kullandığı Kim bilmiyoruz 90'larda Bir yapıydı terörist bir yapıydı Jitem vardı illegal bir orada kısmı Galiba Cem Bey tartışma şeyden çıkıyor Hüdapar e, Hizbullah'a Terör örgütü demiyor sorulduğunda Hizbullah Yani eğer Türkiye'dekini Türkiye'de Hizbullah diye bir terör örgütü Olup ona demiyorsa yanlış demelidir O da eleştirilir ama İran'daki Hizbullah için öyle demiyorsa O başka bir konu o dış politikayla Alakalı bir şey orada başka bir Konu gündeme gelebilir ama HDP net bir şekilde bizim gazetenin bugünkü başlığı oydu dünkü. Yani PKK'nın siyasi kanadıdır. Hiç bunu tartışma bile götürmez. Avrupa insan haklarında terörü kınamamak bile ceza almak için yeterli. Dolayısıyla da HDP'yi Hüdapar'la bir tutmak aynı değil. Ben bunu muhalefetin HDP ile ilgili sorulara cevap veremeyince, çünkü Meral Hanım biz görüşmeyiz, CHP görüşebilir dedi. Şimdi bu Anadolu'da, yani deprem bölgesi dışında gittiği her yerde HDP, İYİ Parti'ye sorulacak. Bakın 2019'da Büyük şehirlerde HDP, İyi Parti, CHP aynı adaylara oy verdiler. 11 ili seçtirdiler. Meğerle sonra birçok ile gitti. Bakın samimi eleştiriler aldı sağ muhafazakarlardan, milliyetçilerden cevap veremedi. Ama o eleştiriler o kadar etkili <laughs> oldu ki bugün işte kahvaltı yapıyorumdan... E... Cem Bey şöyle söyleniyor dediğinizi anlıyorum ama şu yoruma ne dersiniz? Hüdapar'ın da parti programında özellik, ayrışma, parti programları Yo, bakımından... Bakalım evet HDP ile Şimdi benzer özellikleri şu. var. AK Parti için açısından çelişki değil mi bu? Değil şöyle diyeyim. Ben mesela ben HDP için hep şurada burada sizin yayınlarınızda çok söyledim. Mesela PKK terör örgütüdür dersin ama ben özellik istiyorum dersin. Bu fikir özgürlüdür. Ben bunun için hiç kimseyi yargılamam. Ben ayrı bir Kürt devleti istiyorum dersin ama PKK'yı hmm. kınayacaksın. Siz çipayı başka tabii, bir yere koyuyorsunuz. Bunlarla ilgili Hı. defalarca yazdım. Gelin. Ana dilde eğitim Güzel. isteyebilirsiniz ama isteye... teröre bulaşmadığınız müddetçe. Adası, bakın PKK'yı kınayın, şiddeti kınayın, askerimize, polisimize sahip çıkın. Türk ordusu Suriye'de işgalci dedi mi? Bakın 3 hafta önce meclise gene Türk ordusu işgalci dediler. Ya gare operasyonu sizinle de tartıştık burada. Türk ordusu yaptı dedi o katliamı Ömer Faruk Yergerlioğlu ve Hüda Kaya. HDP'liler, Türk devleti. Şimdi bunlar suçtur bence. Bence diğer ki ha, Anayasa Mahkemesi orada bana göre yanlış bir karar verdi 5 üye kaldırarak bana göre ama Anayasa Mahkemesi kararları nihai karardır. Onun da altını çiziyorum ama yanlış bir karar verdi Peki. E, Sayın Erdoğan'ın da AK tabi... tarafını konuşalım Sayın... biraz e, er, Erdoğan şeyi açısından da bir önceki Adalet Bakanımızla eleştiriyorum bu konuda e, seçtikleri kişiler maalesef yani bu terör konusunda çünkü konuştuğum için biliyorum. Çok yanlış kararlar verildi ve Abdülhamit Gül burada eleştiriliyor ben de eleştiriyorum. Çok yanlış üyeler seçildi. Seçilen üyelerin ...terör konusunda yani HDP konusunda terör derken yanlış karar aldığını düşünüyorum. Benim At görüşüm Bey, bu. Bey cevap hakkı kullanmak isterse evet, telefonuma mesaj atabilir. Söz hakkı doğuyor. Ee, Ak Parti nasıl bir kampanya yapacak? Ee, kaygılılar mı? Kılıçdaroğlu'nun yanında iki belediye başkanının yardımcı olarak çıkması... ...Ak Parti'de nasıl bir hava estirdi? Şimdi nasıl bunu, Ak Parti, nasıl görüyorlar bu seçimi? Bir kronolojiyle bu şöyle alayım. Şimdi geçen sene bu zamanlar seçim olsaydı AK Parti gitmişti. Erdoğan da gitmişti. Yani ekonomiden dolayı gitmişti. Çünkü işte korkunç ev kiraları, fiyatlar. Yani Erdoğan o kadar kolay gitmezdi de parti gitmişti yani öyle söyleyeyim. Ama o arada AK Parti'nin aldığı EYT YYT kararı, 3600 ek gösterge, doğal gaz yardımları bunlar çok halkta olumlu etki yarattı. TOKİ evleri, bakın o ben onu gözlerinde de şahidim, çok büyük etki yaptı Anadolu'da. O zaman AK Parti toparladı. Yani 2021 Ağustos'tan 2022 Eylül'e kadar AK Parti bir sene süreci götüremedi. Ama 2022 Eylül'den sonra bence süreci aldı. Götürdü, iyi getirdi. Osman Ve, Sert dedi ki Cumhur İttifakı önde görünüyordu doğru, depremden bugün önce. Osman evet, ben de bugün gayet ma açıklamalarını makul görüyorum. Yani katılıyorum da birçok açıklamasına. ...her ne kadar bir anket yapıp net bir şey demese... ...makul şeyler söyledi Osman. Ee, şeyi söyleyeyim, yani orada... Eğer 6 Şubat itibariyle... ...depremden önce seçim olsaydı... ...bence Erdoğan da... ...muhtemelen meclisi de AK Parti ve Cumhur İttifakı almıştı. Yani gör, görünen oydu. Ama bu depremin... yarattığı etki 13,5 milyon insanımız etkilendi. Aileleriyle 21 milyon... ...22 milyonmuş... ...bakanlarımızın söylediği. Ama herkesi etkiledi tabii ama 22-23 milyon... Birinci derece yakınlarını kaybeden 2-3 milyon insan etkilendi. Ben bugün Çam Sakur Hastanesi'nde bazı depremzide de vatandaşları gördüm. Kolu kesilen şey yapan. Valla hiç böyle ne Fener Galatasaray umurlarında ne Cumhuriyet Parti'nde hiç öyle... Ben geçen yayında da yazdım, geçen hafta da yazdım. Seçime gitmeyi önemli bir kesim seçime git sandığa gitmeyebilir. Çünkü seçime katılım ciddi oranda düşebilir. Yani diyorsun. ne AK Parti ne onların derdi hayatta kalmak, evler gitmiş, çocuğu ölmüş, karısı ölmüş. Yani hiç umurlarında değil. Yani ne bu tepki tartışmalar. Için ya da bunları da izlemiyorlar cevap için Giderler mi? Evet. Şimdi orada birinci derece yakınlarını kaybetmeyip ikinci derece olup başka yerlere gidenlerin onu ölçemiyoruz. Bakın orada şöyle olur bence ya topyekun bir tepki olur veya devlet yaptı deyip AK Parti'ye gelirler. Yani, Çok belirsiz değil mi? Bence bir, ben onu şey ölçemiyorum. Öyle. Hani yüzde yüz hepsi AK Parti'ye ya Erdoğan iyi yapar ama Selçuk Öz, Selçuk Bayraktar'la ilgili bir şey söyleyeyim. İki kere gördüm bunu. Mesela Maraş'a gitti. Orada anne iki çocuğunu kaybetmiş. Oğlum diyor sen git uçak yap diyor. Biz senden razıyız diyor. Biliyoruz diyor. Buradan sen diyor burada durma. Bir baba da bütün ailesini kaybetmiş e, 57 yaşında. O da Hatay'da. Ya bunun etrafını sarın bu ark çocuğun diyor mesela şey gibi. Yani o mesela Tayyip Bey Selçuk Bayraktar'la gezerse, götürürse Var mı öyle bir plan? E, duyum olarak yani kendi duyumum yok ama bence yapmalı. Yani Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la geziyor. Erdoğan da Selçuk Bayraktar'la evet. mı gezmeli? Şöyle. Cem Küçük'ün önerisi a, galiba. ben benim şöyle. Soralım nasıl bir etkisi Ben olur. şöyle Selçuk Bey partiler üstü durumu var. Yani bugün şu masada herkes Türkiye'de çok sevilen tamamen icraata odaklı biri o etki edebilir. İşte Hakan Bey'in adı geçti birkaç şeyde ama Hakan bence de. o biraz ısmarlama o işler. Başkan yardımcılığı. O biraz alışveriş. şey yani o biraz yaz demişler. Ya, o Hande Fırat'a. Öyle yani benim yorumum o yani öyle. Ne olduğunu biraz az çok kesmesin Bir de Mehmet Şimşek'in de adı geçti. İbrahim Kalın'ın da adı geçti. Sanmıyorum, Başkan yardımcılığı olarak açıklanacaklar. Onu Erdoğan dışında Erdoğan'ın kafasındakini son güne kadar Erdoğan dışında bilmiyoruz. Hasan Doğan'ın bana bir lafı vardı 3-4 sene önce. Biz de resmi gazetede ne olduğunu, hani Erdoğan'ın bir kararı ne aldığını ben bilirim. Ben de resmi gazeteye götürürken açınca öğrenirim yolda. Kimse bilemez bunları diye. İşte bu Erdoğan'ın kafasındadır. Hani 5 sene önce bir seçim kararı aldı bir anda. Kimse seçim beklemiyordu hatırlayın. Bir anda erken seçim kararı aldı. Erdoğan tabii onu Büyük Birlik Partisi ile MHP ile istişare ediyordur. Ama niye olarak kendi kararını alıp liderlere söylüyordur. Dolayısıyla da ama ekonomik meseleleri konuşmuyoruz. Bence bu kira fiyatları, ev fiyatları hala çok bariz sıkıntı. Türkiye'de etin kilosu 260 doğru. Ama orada AK Parti bence onu bu aldığı tedbirlerle, maaşlarla biraz çözmüş gibi. Yani oradaki Kiralar ama deprem etkisiyle de bir daha bir yükseldi. Hani demin bizim Türk halkı iyidir diyoruz ama gene halkımızın bir küçük kısmı da işte bu fiyatları yapanlar da onlar. Yani küçük bir kısım için söylüyorum. Ankara'da işte çok şikayet var Mersin'de. Ev fiyatları 3'e 4'e katlandı. Yani o da vicdansızlık. Yapan için söylüyorum. Bakın herkes için demiyorum. Vicdanlı ev sahibi de çok. Onda altını çizelim. Anladığım kadarıyla siz şey de artık değil. yani AK Parti için seçim garanti demiyorsunuz. Evet. Karşı taraf için de garanti Ben şöyle görüyorum. Ben şimdi burada altılı masanın mesela İki hafta önce ben İzmir'deydim. Bu 2-6 Mart arasında Meral Hanım'ın işi çok can sıkmış. O bence çok zarar verdi. Karşı taraf. Tabii çünkü orada bir hani bunlar dediler mesela benim yorumum bir simülasyon oldu. Yani bunlar iktidara gelirse ülkeyi böyle mi yönetecekler? Mesela deprem oldu 7 kişi mi toplanacak diye ki Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın bence başkan yardımcısı olarak yazılması iyi Parti'nin ağzına bir parmak, bir parmak bal çalmak için o Meral Hanım için yazılmış ama ben Kemal Bey'in Ekrem Bey'i asla göreve getireceğini düşünmüyorum. Hatta elinde olsa aday da yapmaz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. Onu da söyleyeyim yani kendi açısından. Mansur Bey'le arası da iyidir ama ben o isimleri yardımcı yapacağını düşünmüyorum. Erdoğan'ın bence altılı masa hakkında bu, yani o olayla ilgili yorum yapmaması genelde Kemal Bey'e eleştiri getiriyor. Veya altılı masaya düz bir iki şey söylüyor. Sessiz gidecek, ülkeyi biz imar edeceğiz diye görünüyor. E, bu başarılı olur mu? tutar Ama benim seçimle ilgili iki tane önemli şey söylemem lazım. Bir 27 Nisan 2022'de Sayın Ali Babacan biz seçimlere kendi logomuzla, kendi listelerimizle gireceğiz dedi. Burada tartışık sizinle. 20 28 Nisan'da tartıştık burada. Ne tartışmıştık? Ali Ali Babacan ben kendi ki, yani hiçbir milletvekili Hayır, olarak ortak evet. listeyle girmeyeceğiz Onu henüz dedi. açıklamadılar 27 zaten. 27 Nisan 2022. 28 Nisan'da da Sayın Davudoğlu belki Osman daha iyi bilir. Biz kendi listelerimize gireceğiz, hazırız dedi.